Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda 100 ücretsiz Melek Starr hediyesi vs 100 ücretsiz Şeytan Starr hediyesi yapacağız ve bakalım günün sonunda kazanan kim olacak abi, ben de çok merak ediyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmazsınız. Ayrıca bu tarzda videoların devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim, hemen videoya geçeyim. Yani videoya da bir çekiliş haberiyle başlamak istedim ve bu ekranda görmüş olduğunuz Melek Max kostümünü eğer ki benden kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit arkadaşlar. İlk olarak dükkanın en sağından içerik üreticileri destek bölümünden ustayı destekleriyle yapmanız gerekiyor. İkinci olarak bu videoya like atmanız ve üçüncü olarak da kanala abone olmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu 3 şartı yerine getirenlere Melek Max kostümünü hediye edeceğim. Ve tabii ki de kazananlara ulaşabilmem için de videonun yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adlarınızı yazmayı unutmayın diyelim ve videomuza devam edelim. Abi çekilişten de bahsettikten sonra bildiğiniz gibi oyuna 7 Kasım tarihinde melekler şeytanlara karşı sezon eklenecek ve bu sezonun eklenmesiyle beraber de yeni bir etkinliğimiz başlayacak ve biz bu etkinlik kapsamında arkadaşlar hafta içleri arkadaşlar yazı tur atarak melek mi yoksa şeytan mı olduğumuzu belirleyeceğiz. Hafta sonları ise melek ya da şeytan olacağız abi. Bu bizim isteğimize kalacak ve melek olduğumuz günlerde sadece burada altta gördüğünüz gibi ücretsiz Melek Starr hediyesini açabiliyorken şeytan olduğumuz günlerde de sadece Şeytan Starr hediyesini açabileceğiz. Ve etkinlikte 5 Aralık'a kadar devam edecek ve Supercell'in de açıklamasına göre 5 Aralık'a kadar her oyuncu ortalama 100 tane falan Melek ya da Şeytan Starr hediyesini ücretsiz bir şekilde bu etkinlikle beraber açabiliyor abi. Ben de bu videoda sizlere her iki Starr hediyesinden de 100'er tane açaraktan Melek Starr hediyesinin mi içinden daha çok ödül veriyor yoksa Şeytan Starr hediyesinin mi içinden daha çok ödül veriyor bunu göstereceğim ve bu sayede de hani dedim ya özellikle hafta sonları seçim yapabiliyorsunuz. Melek ya da şeytan mı olmak istediğiniz konusunda hangisi daha çok ödül veriyorsa arkadaşlar o Starr hediyesini seçerseniz ve daha çok hediye almış olursunuz diyelim. Ya bu anlamda da bilgilendirici video olacak. Onu da söyledikten sonra ilk olarak sağ altta da görüyorsunuz zaten melek oldum abi. O yüzden de 100 tane ücretsiz Melek Starr hediyesini açarak başlayalım. Önümüzde de gördüğünüz gibi 0-1 hesap var arkadaşlar. Sadece bu melek ve şeytan starlarının içerisinden sadece bildiğiniz gibi melekler şeytanlara karşı sezonunun kostümleri gelmekte. O yüzden de melekler şeytanlara karşı sezonunun kostümlerine sahip karakterlerin kilidini açmak zorunda kaldım. Ama onun haricinde 0-1 hesabımız olduğunu görüyorsunuz. Hatta şöyle arkadaşlar ender, süper ender, destansı ve gizemli efsanevi kostümlerimi de göstereyim. Onun haricinde zaten her şey 0'a 0. Bir tek elmasım yüksek. O da buradakilerin kilidini açmak için kullandım abi diyeyim ve evet 100 tane ücretsiz melek star hediyesini açmadan önce hatta açarken de sizlere şöyle bir bilgi de vereyim arkadaşlar. Bu star hediyelerini sadece basılı tutarak açabiliyoruz. Yani böyle basılı tutmanız gerekiyor açmanız için. Bakın basılı tuttum ve gördüğünüz gibi içinden çıkanı gördünüz. Ve onun da haricinde ne kadar uzun arkadaşlar açılmazsa eğer yani açılması ne kadar uzun sürerse o kadar içerisinden iyi ödüller veriyormuş. Bu star hediyeleri onun da bilgisini verdikten sonra devam edelim abi. Ve yine bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bu star hediyelerin içerisinden altınlar, güç puanları, aksesuarlar, yıldız güçleri, hiper şarjlar, XP katlayıcıları, mücevherler, krediler, karakterler, tema ile uyumlu kostümler, yani bu şeytanlar melekler şeytanlara karşı sezonuyla alakalı kostümler, aynı zamanda bu sezonla bu tema ile alakalı rozetler, profil simgeleri, spreyler vesaire gırla gelebiliyor arkadaşlar. Yani dokunmuyorsunuz, basılı tutuyorsunuz abi. Zaten altta da yazıyor. Bu star hediyelerini açarken onu da belirteyim arkadaşlar. Böyle bir star hediyesi türü kendisi. Hemen bastım ve bakalım da geliyor. 100 tane hocam, 100 tane bakalım ücretsiz bugün. Melek star hediyesini açacağız ve hangisi daha çok ödül verecek? Şeytan Starr hediyelerim yoksa melek Starr hediyelerim, bunu görmüş olacağız arkadaşlar dediğim gibi. Evet bu uzun sürdü ve içinden oyuncu simgesi geldi. Yani uzun sürerse o kadar, ne kadar uzun sürerse açılması o kadar iyi ödül veriyor hocam. O yüzden uzun sürmesi bizim için iyi, yani onu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Bak mesela bu kısa sürdü, o yüzden çok da bir cacık vermedi arkadaşlar. Hadi bakayım uzun sürdü, ne verdin? 200 altın. Hocam bu kadar da uzun sürmeye. Aha. Ne verdin? Bir oyuncu rozet daha geldi. Evet bu sefer bayağı uzun sürdü, kostüm geliyor bak o. Hadi ama açıl birader hadi. Ne verdin oğlum, hiperşarj kostümü mü geldi derken yani koltuğun kostümü geldi arkadaşlar. Kostüm geldi ama neden bu kadar uzun sürdü? Yani hiperşarj kostümü gelmesi lazım bu kadar uzun sürmeye ya. Vallahi yani bu kadar uzun sürmeye bence bir hiperşarj yakışırdı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani, karar size kalmış. Bence öyle yani. Açmaya devam edelim biz. Bakalım içlerinden neler çıkacak. 100 altın daha geldi. Ya tabi sezonla alakalı kostümler geldiği için arkadaşlar o biraz kötü. Bu arada içinden karakterler geliyor denmiş mi? Bakayım bir. Yani içinden karakter de geliyor denmiş ama henüz bir karakter vermiş değil arkadaşlar. Bu star hediyesi bizlere yani rozet veriyor şu an. Karakter vermiyor mu lan acaba? Yani normalde Brawl Talk'ta mı? Supercell'in bize verdiği notlarda mı ne arkadaşlar? İçinden karakter de geldiği yazıyordu bu arada. Demek ki karakter verme oranı bayağı bir az yani bu star hediyelerin içerisinden. Melek ve şeytan star hediyelerinin içinden ama karakter geliyor diye biliyorum. Tekrar onu söyleyeyim. Ama göreceğiz tabi bugün 100 taneden de bir tane vermezse zaten gelmiyordur yani, onu söyleyeyim. Kredi de geliyor ama. Ama kredi sanırım tüm karakterleriniz maksimumsa gelebiliyormuş. Öyle bir durum var. Yani tüm karakterleriniz var ve gelecek karakter bulamıyorsa size kredi atıyormuş abi, onu da söyleyeyim. Aa yine uzun sürüyor ve ne geliyor? Oha çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü, bir şeyler geliyor. Abi yani bu kadar uzun bekleyiş 1000 altın için olamaz ya. Hani bence saçmalık ama yine de sen bilirsin. Melek Starr değilsin. Yani 2 saat bizi içinden 1000 altın vermek için mi beklettin lan? Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani evet Daryl geldi. Evet karakter veriyor tamam. Burada da tekrardan bunu şey yapmış olduk ama oranı bayağı düşük gibi geldi bana. Bayağı zor verdi yani. Ne veriyorsun hocam? Bu kadar uzun sürdü. Ne veriyorsun ve... Oha! Cin'in kostümünü verdi. Çok iyi bak. Melek Cin'i verdi. Süper Ender kostümümüz güzel. Bak bu güzel. Sevindirdi. Melek Starr hediyesi iş yapmıyor diyenler kuduruyor şu an. Bakalım daha neler verecek arkadaşlar. Yani bunun içinden hiper şarj geliyor mu? Bakayım bir. Altın, güç puanı, aksesuar, yıldız gücü, hiper şarj da geliyor. Evet. Oha! Yine bir kostüm ve Max'in kostümü geldi. Zaten video başında da söylemiştim çekilişini yapacağım kostüm diye. Çok güzel oldu hocam bu. Çok güzel oldu. Birazcık açılmaya başladı. Arap atı gibi olabilir mi arkadaşlar bu Melek Starr hediyesi? Galiba olabilir. Onu söyleyeyim. Melek Starr hediyeleri Arap atı olabilir. Zor açılıyor ama açıldığı zaman da tam açılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Sanki böyle bizi bir bugün mutlu edecek gibi Melek Starr hediyeleri. Evet şu an bir tane daha açtım. Bu da hızlı açıldı. Bundan da bir cacık gelmedi. Bir tane daha açtım. 500 mücevher geldi. 100 altın geldi. Yani duruşu da güzel arkadaşlar. Bakın bu şekilde duruşu var. Bence duruşu da gayet iyi ya. Yani mük hocam daha nasıl dursun ki ya. Bence gayet güzel duruyor. Evet devam edelim. Aa uzun sürdü. Yine bir şeyler verecek. Ne veriyorsun babacığım? Ne veriyorsun ve... Oha! İçinden elmas da mı geliyor lan bunun? What the hell? Abi elmas geldiğini bilmiyordum. Bak içinden elmas geliyormuş. 100 elmas verdi. Vay hayvan vay. Oha! Abi notlarıma bakıyorum da elmas yazmıyor ama içinden elmas da geliyormuş. İlginç. Oha karakter de verdi. Geç açıldı ama iyi açıldı ha Melek Starr hediyeleri. Güzel. Abi içinden elmas veriyormuş ve 100 elmas verdi bu arada. Şakası yok. Oha! Vay 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 sen ne diyorsun ya? Bayağı iyi bu arada. İçinden 100 elmas verdi arkadaşlar ya. Şakası yok. Melek Starr hediyelerinin şakası yok. Şu ana kadar 100 elmas verdi. En babası herhalde 100 elmas mıydı? Yok gerçi kostümlerde de sağlam kostüm verdi. Tabii bir hiperşarj kostüm bekliyoruz Edgar'ın arkadaşlar. %1 şansımız var. Bakalım hiperşarj Starr hediyesini çıkartabilecek miyiz Edgar'ın? Onu da bekliyorum açıkçası. Buradan 250 mücevher. Ne verdim babacığım? Ve 200 güç puanı. XP katlayıcı. Altın. Birazcık fazla şeyler verdiği için şu an bir şeyler vermiyor henüz. Evet ben devam ediyorum arkadaşlar açmaya. Bakalım. Bazen belki araları kırpabilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani araları kırpmamın nedeni de sıkılmayın diye araları kırpıyor olabilirim şu an. Belki kırpmıyor da olabilir bilmiyorum. Böyle tamamını göstermek açısından kırpmaya da bilirim. Bakacağız. Oyuncu simgesi de veriyor bakın. Tema ile alakalı. Yani Melekler Şeytanlara Karşı sezonuyla alakalı 32. sezonumuzla alakalı rozetleri de veriyor abi. Onu da söyleyeyim. Devam edelim. Devam ediyoruz. 100 mücevher. Ne verdin babacığım? Buradan da bekleyecek çıkmadı. Devam edelim bakalım. Yani bu da ortalama bir şeyler verecek evet. Yani böyle uzunca bekletirse sağlam şeyler veriyordu. Böyle kısa bekletince tırt şeyler veriyor. Birazcık orta bekletince mesela şu an evet şu an profil simgesi falan gelecek. Yo 500 mücevher ya da 1000 altın falan veriyor. Öyle de oluyor evet. Doğru. O da olabiliyor arkadaşlar. Onu da deneyimlemiş olduk. Ve evet bitti arkadaşlar. Bununla beraber Melek Starr hediyesinin içerisinden toplamda bakıldığında arkadaşlar 5850 mücevher kasmışız. Aynı şekilde 7500 altın kasmışız. Karakterlerimizle bakıldığında arkadaşlar 4 tane de ekstradan karakter çıkartmışız. Ve kostümlerde de arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 2 destansı ve 1 de süper ender kostüm olmak üzere 3 tane de abi bu Melek Starr hediyelerinin içerisinden kostüm çıkartmışız. 100 tane ücretsiz Melek Starr hediyesinin içerisinden. Bunu da sizlere gösterdikten sonra dilerseniz şimdi de 100 tane ücretsiz Şeytan Starr hediyesi açalım bakalım. Melek Starr hediyelerinden daha iyi performans elde edebilecek miyiz? Ve ben buradan da arkadaşlar şeytanları seçeceğim gördüğünüz gibi. Şeytanı seçtim abi ve sağ altta Şeytan Starr hediyelerimiz geldi gördüğünüz gibi. Ve şimdi isterseniz hemen 100 tane ücretsiz Şeytan Starr hediyesini açmaya başlayalım. Yani ilk ile de başlıyorum bakalım. Melek Starr hediyelerinden daha iyi bir performans elde edebilecek miyiz? Bu ekranda gördüğünüz Şeytan Starr hediyelerinden abi. Bunu da hep beraber göreceğiz diyelim ve açılımımıza devam edelim. 100 mücevher. Hop bir şeyler geliyor hocam. Aldıklarım bir tane oyuncu rozeti diyor. Tamam. Okey baba. 100 mücevher. Bakalım kaynak anlamında da karşılaştıracağım arkadaşlar bu arada günün sonunda. Hani kaynak anlamında hangi star hediyesi birine üstünlük sağladı ona bakacağız. Hani mücevher altına falan bakacağız. Karakter anlamında kim üstünlük sağladı ona bakacağız. Onun haricinde bir de tabii kostüm alanında kostüm anlamında kim üstünlük sağladı buna bakacağız arkadaşlar. Bunların hepsine bakaraktan günün sonunda hangi star hediyesinin daha iyi olduğunu sizlere söyleyeceğim. Ama 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlar çıkacaktır abi ama burada önemli olan kimin bir tık daha olsa hani daha önde olduğu ve bunu sizlere söyleyip sizin de daha çok seçimlerinizde o star hediyesini seçmeniz abi. Bunu da göreceğiz. Şu ana kadar sanki Şeytan Star hediyesi daha çok arkadaşlar böyle kozmetik açıdan değerli şeyler veriyor gibi Melek Star hediyesine göre. Ama tabi bakalım Şeytan Star hediyesi de bir yerde, Melek Star hediyesi mesela bir yerden sonra çok açılmıştı. Bu da açılacak mı göreceğiz. Hep beraber efendim. Yalnız var ya açılış şekli çok güzel arkadaşlar. Yüzüne doğru böyle alevler gidiyor ya. O bayağı iyi. Bakalım uzun sürecek mi? Uzun sürmedi çok. 500 altınlık sürdü. Kısa sürdü bu da. Daha uzun sürerse daha makbule geçecek. Şöyle. Yok hocam. Bunda da yok. Bunda da bir şey yok. Yani içinden elmas sermesi arkadaşlar gerçekten çok garibime gitti bu arada yani. Elmas serdiğini bilmiyordum. Yani içinden mücevher, altın, güç puanı, aksesuar falan çıkıyor ama ne bileyim yani. Bilemedim. Şu an bir bakıyorum notlarıma tekrardan. Ya doğru değil mi yani bu? Evet doğru. Yani bilemedim. Bu arada 100 taneden Edgar'ın hiper şarj kostümünü çıkartamadık. Melek Edgar kostümünü. Bakalım buradaki 100 tane star hediyesinden Şeytan Mortis kostümünün çıkartabilecek miyiz ya? O da hiper şarj kostümü bildiğiniz gibi. Bilemedim yani arkadaşlar. Eğer Şeytan Mortis kostümünü çıkartabilirsem bence hani hiper şarj kostümü çıkartmak istediğimiz için bence buna yoğunlaşılabilir ya. Daha çok Şeytan Star hediyesi tercih edilebilir gibi. Yani Mortis'in kostümünün çıkması arkadaşlar yeterli olacak çünkü dediğim gibi Melek Star'ı değerinden Edgar'ın hiperşarj kostümünü çıkartamadık efendim. Ama şu ana kadar hani bu Star hediyesinin içerisinden de pek bir şey vermiş değil arkadaşlar. Ondan da onu da söyleyeyim yani. Onu da şey geçmeyelim yani. Es geçmeyelim onu da. Pek bir şey vermiyor hocam hadi ama neredesin ya? Bu arada bu solda çıkan arkadaşlar bu kitaptaki yetenekler. Star hediyesi açtıkça oradaki yetenekleri topluyoruz bildiğiniz gibi. Onlar gösteriliyor orada da. Onu da belirteyim arkadaşlar sizlere. Çok önemli bir şey değil yani o. Alakasız bir şey. Babacığım evet Jackie çıktı. En azından bir karakteri çıkartmış olduk şu an. Şeytan Star hediyelerinin içerisinden. Ama Şeytan Star hediyeleri daha kötü götürüyor yani şu an. Kostüm anlamında da zayıf kaldılar. Karakterde bir tane çıkarttık. Yani kaynak anlamında şu an daha fazla şey çıkartıyor olabiliriz ama bir şey vermediği için kozmetik açıdan. Ama bu da öne geçmesi için yeterli bir şey olmayacak. Onu da söyleyeyim yani size. Yani hocam nerede hani? Hani? Şeytan Star'dayız. Daha havalı duruyordun ya. Ne oldu oğlum sana ya? Abi oyuncu rozete tıpatıp duruyor ya. Harbire kozmetik öğretiyor ya. Birader istediğimiz bu değil. Bu olsa canım feda. Ama bu değil yani istediğimiz. Haberin olsun. Senden beklentilerimiz bu değil. Melek Star hediyesini geçersin diye bekledik. Yanından bile geçemiyorsun şu an. Bırak önüne geçmeyin. Nasıl olacak? Evet, kapışma devam ediyor. Ama şu ana kadar bir tık üzdü gibi bu star hediyeleri bizleri. Daha doğrusu Şeytan Star hediyesi beni bir tık böyle arkadaşlar şey yaptı. Aha bir dakika dur. Bir tık üzdü evet ya. Yok abi vermiyor. Ne kostüm verdi, ne karakter verdi, ne hiper şarj kostümü geliyor. Yani belki bütün bunlardan sonra, bu kötü gidişattan sonra bir tane hiper şarj kostüm atarsa kendini affettir. O ayrı ama henüz onu da yapmış değil. Ne olacak hocam böyle? Bak gelmiyor. Sanki bu kadar bassızlıktan sonra bir tane hiper şarj kostüm atacak ve yolumuza bakacağız gibi hissediyorum ama bilmiyorum. Yani yok. Evet bu sefer iyi bir şeyler geliyor. Of. Arkadaşlar hiper şarj geliyor. Kesinlikle hiper şarj geliyor. Abi ne hiper şarjı şimdi tekme atacağım. İblis kolik geldi inanılmaz ya. Ender kostüm geldi ya. Ağlayacağım yemin ediyorum ya. Allah Allah. Abi çok kötü. O kadar çok bekletti ki dedim herhalde efsanevi star hediye efsane star hediye istiyorum. Şey geliyor ama Mortis hiper şarj kostümü geliyor ama No. Abi kesinlikle yani Melek Star hediyesi daha iyi arkadaşlar ya. Buna net bir şekilde tüm içtenliğimle söylüyorum. Daha henüz bitmedi açılım burada ama sanki Melek Star hediyesi daha iyi buna göre. Hani nerede hocam 100 elmas bile vermedin yani mesela Melek Star hediyesi vermişti. Aha bitti vallahi bitti. Evet, açılım bitti arkadaşlar bu arada. Ve günün kazananını da belirlemek gerekirse arkadaşlar istatistikleri karşılaştırdım. Mücevherde Melek Starr hediyesi Şeytan Starr hediyesini geçiyor. Yine aynı şekilde altında da Melek Starr hediyesi Şeytan Starr hediyesini geçmekte abi. Burada 2-0 yapmış durumda ve karakterlere girdiğimizde Melek Starr hediyesinden 4 tane karakter çıkartırken Şeytan Starr hediyesinin içerisinden sadece bir karakter çıkarttık. Yani kısacası karakterde daha Melek Starr hediyesi daha iyi durumda ve önde götürmeye devam ediyor. Ve kostümlerde de arkadaşlar bildiğiniz gibi Melek Starr hediyelerinin içerisinden 3 tane kostüm çıkartırken burada da gördüğünüz gibi sadece abi bir tane destansı kostüm çıkartabildik. Yani bu skorla da beraber arkadaşlar Melek Starr hediyeleri Şeytan Starr hediyelerine göre çok çok daha iyi bir performans sergileyerek VS'yi kazanmış oldu abi ve bence de arkadaşlar siz de seçiminizi Melek Starr hediyelerinden yana birazcık daha fazla yapmaya çalışın, onu söyleyeyim. Özellikle hafta sonları seçim şansınız olacak bildiğiniz gibi ve orada Melek Starr hediyelerini bence tercih edin. Şu an çok daha iyi bir durumda olduğunu görüyorsunuz ki elmas anlamında da Melek Starr hediyelerinin içerisinden 100 elmas çıkarken Şeytan Starr hediyesinin içerisinden herhangi bir elmas da çıkmamıştı hatırlayacağınız üzere. O yüzden her türlü konuda önde gibi duruyor. Melek Starr hediyesi daha avantajlı gibi duruyor abi. Bunu da bu videoda kanıtlamış ve sizlere de göstermiş oldum. Umarım da video hoşunuza gitmiştir ve işinizde de yarayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Melek Starr hediyelerini daha çok seçmenizde fayda var gibi duruyor arkadaşlar. Umarım da dediğim gibi bölümü beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.